Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu 5. sınıf matematik ders kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Ünite 6 alan ölçme kısmındayız arkadaşlar. Aşağıya inelim. Dikdörtgenin alanı. Hazır mıyız kısmına bakıyorum. Şimdi yanda Kareli kağıt üzerinde farklı renklerle gösterilen alanları hesaplamamızı istemiş. Bakın. Bir kare bir birim kareye eşit. Şimdi beyazları hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Beyazlar. 32 birim kare. Şöyle kalemimizin rengini değiştirelim. Turuncuya geldim, turuncu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Turuncular arkadaşlar 15 birim kare. Maviye geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maviler 18 birim kare. Ve son olarak kırmızıya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kırmızılar ise 12 birim karedir dedim. Renkli birim kareleri kullanarak aynı alana sahip farklı bir desen oluşturunuz. Renkli kısımların alanlarını birim kare olarak hesaplanmıştır. Yukarıdaki ilanda bulunan 140 metrekare kullanım alanı sizce nasıl hesaplanmış olabilir demiş. Arkadaşlar bu soruları siz cevaplandırırsanız ben sayfamı temizleyip 294. sayfaya yani sıra sizdeye geçiş yapıyorum. Sıra sizde 1. Aşağıda verilen dikdörtgenlerin alanlarını hesaplamamızı istemiş. Bakın dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. 4 çarpı 12 48 cm kare. A şıkkındaki B'ye geldim. 3 çarpı 8 24 cm kare. C'ye geldim. Burada bir dikdörtgen yani kare var arkadaşlar. 5 çarpı 5 25 santimetre kare oldu. İkinciye geçiyorum. Kenar uzunlukları 12 santimetre ve 3 santimetre olan dikdörtgenin alanını hesaplayınız. Bir kenar uzunluğu 6 santimetre olan karenin alanını hesaplayınız. Bulduğunuz alanları karşılaştırınız. İlk önce dikdörtgeninkini hesaplayalım. Kısa kenar 3 santimetre, uzun kenar 12, buradan alanı 36 santimetre kare oldu. Şimdi kareye geldim. Karenin bir kenar uzunluğu 6, karenin alanını bulurken bir kenar iki kenar uzunluğunu çarpıyoruz. Öyle söyleyelim. 36 santimetre kare olur. Ve bakın bulduğumuz alanlar birbirlerine eşit. Yanda dikdörtgenlerden oluşan şekil verilmiştir. Bu şekildeki boyalı bölgenin alanlarını hesaplamamızı istemiş. A, B, N, K'ya geliyorum. Kısa kenarı 2, uzun kenarı 5. 2 çarpı 5'ten burası 10 cm kare. Buraya geldim burası 1. 2 ile 2'yi topladım 4. 5'ten 4'ü çıkardım buraya da 1 kaldı. Ve buradaki küçük karenin alanı 1 cm kare oldu. Devam ettim aşağıdaki yere geldim. Burası 2, burası 5. Alanı 10 cm kare olarak geldi. Toplayalım. 10 artı 10 artı 1. Ve buranın alanını 21 cm kare olarak buldum. Bakın şu boyasız olanlara bakıyorum. Burası 2 çarpı 1'den 2. Aynı şekilde burası da 2'dir aşağıya indim. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenler ile o dikdörtgenlere ait olan alanı eşleştiriniz. Kısa kenar uzunluğu 20, uzun kenar uzunluğu 32. 20 çarpı 32 arkadaşlar burası 640 metre kare olarak geldi. 640 hangisi? Üçüncüsü. 12 ile 17'yi çarpıyorum. Şimdi burası da 200. 4 metre kare olarak geldim. Baktığım zaman bu da dördüncüsü. 9 ile 19'u çarpıyorum. 171 metre kare olarak geliyor. Bu da birincisi. Son olarak 40 ile 41'i çarpıyorum. 1640 metrekare olarak geldi. Bu da ikincisidir dedik. Sayfamızı temizleyip arkadaşlar 5. soruya geçelim. Dikdörtgen bölgelerden oluşan bir bahçenin bölümlerinde bulunan ürünler ve kapladıkları alanlar yandaki tabloda gösterilmiştir. Aşağıda kareli kağıtlar üzerinde tablodaki bölümlerden oluşan birbirinden farklı bahçeleri modelleyiniz demiş. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyelim. Ee, biz burayı ben şöyle yapmak istiyorum. Beraber büyütebiliyor muyum? Evet büyüttüm. Sadece birinci bahçe modellemesini yapalım. Diğerlerini siz yaparsınız. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10'a 10'luk. Arkadaşlar domates kırmızı olsun. Domatesleri gösterelim. Domateslere bakın. Böyle tam olarak boyamıyorum. Böyle gösteriyorum. Ya da şöyle de yapabiliriz. Kalemin kalınlığını büyütelim. Bakın domates arkadaşlar. Bu 9 metrekareye geldim. Salatalık mavi ile gösterilsin. Burayı da 12 ile göstereceğim. 1, 2, buraların tamamı 10. Ve bu ikisi 12 oldu. Devam ediyorum. Biber 6 ile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burası da 6 oldu. Devam ediyorum. Soğan 18 ile gösterilecek. Buranın tamamı 10, burası da 18 oldu. Maydanoza geldim. Maydanoz siyah ile gösterilsin. Bakın burası da maydanozu göstersin. 3 birim 3 metrekare. Şöyle kalemin rengini kahverengi yapalım. Patates, patatesi gösterelim. Patates de 18, patatesi de gösterdik. Son olarak arkadaşlar marulu gösteriyorum. Marulu da şöyle bir morla gösterelim. Bu da 4 metre kareymiş. Diğer şekilde arkadaşlar siz yan tarafta modellersiniz. Sayfamızı temizleyelim. Devam edelim. Seçkin yandaki boyalı dikdörtgenin alınlığı 7 cm çarpı 13 cm yani 91 cm kare şeklinde hesaplamıştır. Seçkinin yaptığı hesaplamada hata var mıdır? Varsa düzeltiniz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kısa kenarı 7 değil 6 cm. Uzun kenarım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uzun kenarı da 13 değil 12 cm'dir. Yani alanı 6 çarpı 12'den 72 cm kare olmalıdır dedim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.